Değerli öğrenciler, değerli arkadaşlar, yeni bir Arapça dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz El-Kavaid-i Müşecca serisinin Nahvi kitabının 1. cildinin 15. konusu Zamairur raf'il muttasile bil ef'alis sahiha şeklindedir. Biz bundan önceki iki dersimizde zamirlerle tanıştık. Zamirler temelde yani Arapçadaki zamirler, munfasıl zamirler yani kelimeye birleşmeyen zamirler ve muttasıl zamirler yani kelimeye birleşen zamirler şeklinde iki kısımda değerlendirmiştik, görmüştük. Ve demiştik ki munfasıl zamirler yani kelimeye birleşmeyenler huve, hume, hum şeklinde ifade ettiğimiz kişi zamirleri daima cümle içerisine merfu olarak gelir dedik. Sonra muttasıl zamirlerden isme bitişenlerle tanıştık ve dedik ki bunlar iyelik zamirleridir ve cümle içerisinde daima muzafun ileyh olarak gelir. Muzafun ileyh yani evet mahallen tabi mecrur olmuş oluyor ama mana bakımından onun, benim, senin şeklinde, sizin şeklinde ifade etmiş oluyordu. Hu, hume, hum, he, hume, hunne şeklinde, kekume, kum, kikume, kunne şeklinde ifade etmiştik. Bu zamirleri ezberlememiz lazım değerli arkadaşlar. Sık sık kullanmamız gerekiyor ki aklımızda ne yapmış olsun, yerleşmiş olsun. Bugün sizlerle fiillere bitişen ve cümle içerisine fail olan fail şeklinde. Fail ne demekti hocam? Fiili yapan demek yani. Tamam mı? Mesela okula gittim diyorum. Orada kim gitti? Ben gittim bakın. Okula gittin derken sen gittin. Okula gitti derken o gitti. Yani bu şekildeki fiillere bitişen zamirleri bugün görmüş olacağız inşallah. Bu zamirler bakın başlığımızda da olduğu gibi zamairur raf diyor. Merfu olarak gelir. Hocam niye merfu geliyor? Çünkü fail merfudur değil mi daima? Fail olarak geliyorsa bu zamirler daima cümle içerisinde merfu şeklinde gelmiş oluyor. Ve aynı zamanda da muttasıl diyor bakın. Muttasıl ne demek? Yani birleşen. Hatırlarsanız biz zamirler kelimenin daima yani kelimenin sonuna birleşir demiştik değil mi? Kelimenin başına bir zamir birleşmez. Kelimenin daima sonuna birleşir diye ifade etmiştik. Bil efalis sayıya, sayı fiillere birleşen muttasıl merfu zamirleri bugün inşallah görmüş olacağız. Aslında siz bunları biliyorsunuz. Daha önce tanıştınız. Fakat bugün inşallah bu konuyu pekiştirmiş ve bu zamirlerin adlarını öğrenmiş olacağız. Gelin birlikte bir bakalım. Evet değerli arkadaşlar, şu zamirlere birlikte bir bakalım. Mazi fiil burada. Mazi fiillerin evet burada birleşmiş olan bu mazi fiillere birleşmiş olan belirli zamirler var. Şu kırmızıyla işaretlenmiş olan zamirler değerli arkadaşlar cümle içerisinde daima fail olarak gelmiş olur. Peki ketebe kelimesi mesela. Ketebe yazdı. Hocam bu kelime mazi olan bu kelimenin faili nerededir diye sorarsanız gizlidir. Peki gizli olan zamir hangisidir burada? Hüvedir. O yazdığı manasındadır, değil mi? Huve o anlamına gelmiş oluyor. Hatırlarsanız bu munfasıl zamirleri ben ifade ederken demiştim ki bunlar cümle içerisine fail olarak da gelebilir. İşte burada fail olarak gelmiş ama gizli bir zamir olarak gelmiş. İfade edilmez burada. Gizli, ketebe yazdı. Kim yazdı? O yazdı. Huvedir burada. Peki buradaki keteba'daki şu elif nedir değerli arkadaşlar? Hah, işte buradaki elif zamirdir. Peki bu zamirin cümledeki yeri nedir diye sorarsam faildir. Peki fail hocam merfu olmaz mı? Elbette bildin merfu olur. Peki harekesini nasıl koyacağım? Biz değerli arkadaşlar geçen dersimizde söylemiştik. Tekrar edelim tekrar da fayda var. Zamirlerin tamamı nedir? Mebnidir. Mebni olduğuna göre yani hareke veremeyeceğimize göre, harekesini değiştiremeyeceğimize göre biz mahallen merfu şeklinde ifade ederiz. Yani buradaki ketebe kelimesi bir fiildir. Oradaki elif faildir. Ve merfuun mahallen şeklinde ifade etmiş oluruz. Buradaki zamirlerin tamamı, kırmızıyla yazılmış olan zamirlerin tamamı değerli arkadaşlar nedir? Fail konumunda zamirlerdir. Ketebu derken buradaki vav yine zamirdir. Ketebet derken burada bir zamir yoktur. Peki hocam bunun zamiri faili nerede daha doğrusu? Ketebet yazdı. Kim yazdı? O hanım yazdı. Buradaki fail de yine gizlidir değerli arkadaşlar. Hiye şeklinde gelir. Hiye burada gizli bir faildir. Peki buradaki T nedir hocam? Buradaki T değerli arkadaşlar hatırlarsanız müenneslik manasını vermiş olan harekesiz T idi. Onda herhangi bir şeyimiz yok yani bir özellikle söyleyeceğimiz bir şey yok onun için. Bir zamir değildir çünkü. Peki ketebeta derken buradaki elif yine evet eliful ifneyn dediğimiz bir zamirdir.
Ketebne, buradaki nun yine bir zamirdir. Ketebne, o hanımlar yazdı şeklinde ifade ederiz. Ketebe, ketebe, ketebu. Evet, ketebe derken o iki erkek yazdı. Ketebu, o erkekler yazdı. Ketebete derken o iki kadın yazdı. Ketebne, o hanımlar yazdı. Ketebte, ketebtüme, ketebtüm. Ketepti, ketebtüme, ketebtünne, ketebtü, ketebna şeklinde ifade etmiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Bakın buradaki zamirlerden şu kırmızı ile işaretlenmiş olanlar te, ti, tu, tume, tum, değil mi? Tume, tum, tünne ve na zamiri. Bunların tamamı nasıl gelmiş oluyor? Cümle içerisinde evet muttasıl merfu fail olarak muttasıl merfu bir zamir olarak gelmiş oluyor. Peki bunların isimleri yok mu hocam? Bu zamirlerin isimleri yok mu? Olmaz olur mu? Tabii ki var. Bu eliflere biz eliful ifneyn diyoruz değerli arkadaşlar. Eliful ifneyn. Kitabın başında da var. Tekrar zikredeceğim inşallah orada. İfneyn. Yani ikil elifi. Yani iki şeye delalet ettiğini ifade, iki zamire delalet, ya da daha doğrusu iki şeye delalet ettiğini gösteren bir zamirdir. Peki buradaki vava ne diyoruz? Ketebu'daki vava ne diyoruz? Ona da vavul cema'ah diyor. Evet, vavul cema'ah. Yani çokluk, erkeklerin çokluğunu ifade eden bir vavdır. Peki hocam, şuradaki nun ne? Keteb nedeki nun nedir? Buradaki ise nunin nisvedir değerli arkadaşlar. Nun en nisve şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Peki şuradaki t, tume, tum, ti, tume, tune. Bakın bunların hepsi t şeklinde. Bir tu, t, ti şeklinde olmuş oluyor. Görüyorsunuz. Bunlara biz ettail müteharrike diyoruz. Ettail müteharrike ne demek? Yani harekeli t'ler. Ettail müteharrike. Niye harekeli hocam? Harike koyuyoruz çünkü. Peki hocam niye özellikle harekeli demiş? Çünkü şurada hareketsiz bir t var. Bakın ketebet derken orada hareketsiz bir t var. O bir zamir değildir. Halbuki buradaki t, ti, tu, tume, tum, tünne. Bunlar ise harekeli olan t'ler şeklinde gelmiştir. Ve bunlar biraz zamirdir. Bir de na var değerli arkadaşlar. Na el fa'ilin şeklinde ifade ediyor. Fa'il anlamını taşıyan, yani fa'il konumunda bulunan na'dır. Peki hocam niye fa'il dedik? Çünkü değerli arkadaşlar hatırlarsanız geçen dersimizde isme bitişen zamirlerden bir na vardı. Mesela kitap kelimesinde kitabu na diyorduk hatırlarsan. Evet, oradaki na ile buradaki na farklı tabii. Buradaki na fiile bitişen na'dır. Ama oradaki na isme bitişen na'dır. Oradaki isim, oradaki na mütekellim olan na'dır. Yani konuşanlar için kullanılan bir na'dır. İsme bitişiyor ve cümle içerisinde mudafun ileyh olarak gelmiş oluyor. Buradaki na ise fail manasını vermiş olan na'dır değerli arkadaşlar. Burada şuna işaret etmek gerekiyor. Şu ettail müteharrike ve na'il failin dediğimiz zamirler değerli arkadaşlar. Şu ikisi yani. Affedersiniz. Şuradan. Şu ikisi sadece ve sadece mazi fiillere gelen zamirlerdir. Sadece mazi fiillere gelir bunlar. Muzariye ya da emre gelmez. Ama buradaki elif-ül ifneyn ya da vav-ül cema'a ya da nun-ül nisve bu zamirler maziye de gelir, muzariye de gelir. Evet, emre de gelen zamirlerdir. Peki muzariye nasıl geliyor hocam? Bir bakalım muzariye nasıl geliyor? Bakın. Yektubu, yektubani, yektubune diyor. Şuradaki elif, elif-ül ifneyn'dir bak. Yukarıda da vardı. Keteba'daki elif, elif-ül ifneyn. Ketebu, buradaki vav, değerli arkadaşlar, nedir? Vav-ül cema'dır. Yine elif-ül ifneyn gelmiş bakın. Buradaki nun, nun-ül nisvedir. Nun-ül nisve bakın ketebne şeklinde mazide de kullanılıyor. Peki hocam sondaki nunlar ne? Bununlar hatırlarsanız ef'al-i hamsede gördüğümüz evet cümle içerisinde hani merfu, mansup ve mezzum gelir demiştik ya nasbeden ya da cezmeden bir edat gelmezse onlar thubutin nun dediğimiz bir kavramla kalıyordu. Eğer nasbeden ya da cezmeden edat gelirse onlar düşüyordu. Onların zamirlerle bir alakası yok. Peki tektubani derken yine elif-ül ifneyn var. Tektubani. Tektubune derken yine vav-ül cema'a var. Tektubne derken değerli arkadaşlar yine nun-u nisve var. Yukarıdakinde olduğu gibi. Yani mazilerde olduğu gibi. Amma ve lakin fakat mazide olmayan bir zamir var burada. Ona da biz ya'il muhatabe ediyoruz. Bakın şu tektubine'deki ya nedir? Ya'ul muhatabe deriz. Ya'ul muhatabe deriz. Ya'il muhatabe şeklinde ifade etmiş oluruz. Muhataba y'si. Yani
müfret müennes karşımdaki muhatabalar için kullanmış olduğum, muhatabe için kullanmış olduğum bir ye'dir buradaki. Tektubine, sen karşımdaki hanım olarak tektubine, teclisine, telabine şeklinde ifade ediyoruz. Diğerler ise elif-ül ifneyn dediğimiz ya da vav-ül cema'a ya da nun-ül nisve dediğimiz bu zamirler mazide de kullanılan zamirlerdir. Peki hocam, yektubuda zamir nerededir? Gizlidir, huve. Peki tektubuda hiyedir, değil mi? Buradaki tektubu da, tektubu entedir buradaki zamir. Hani ben demiştim ya, bu munfasıl zamirler bu şekilde fail şeklinde de gelebilir demiştim. Burada gizli olarak gelmiş işte. Ektubu da enedir, değil mi? Buradaki zamir enedir. Nektubu da nehnudur. Gizli şeklinde gelir. Buradaki zamirler gizlidir. İfade etmeyiz. Ama anlaşılır. Hocam peki bu başındaki nunlar zamir olamaz mı? Sakın, asla. Neden hocam? Çünkü başta söyledim, zamirler kelimenin sonuna bitişir. Başında zamir olmaz. Peki bu nunlar ne? Nun, elif, ektubu derken ben diyorum, nektubu biz diyoruz, yektubu o diyoruz, yektubu o yazıyor. O ye'ler, nunlar, evet elifler muzari harfi olan. Hani ben hatırlarsanız bu ders, fiiller dersinde ayten harflerinden bahsetmiştim. Ayten, elif, ye, te ve nun harflerinden bahsetmiştim hatırlarsanız. Peki bu elif, ye, te ve nun harfleri muzari harf olarak sayılıyor. Ve bu harfleri gördüğümüz zaman muzari fiil olduğunu gösterir. Yani muzari fiillerin başında mutlaka bu harflerden bir tanesi vardır diye ifade etmiş oluyorduk. Tamam mı? Peki. Şimdi gelelim bazı ipuçlarından bahsedeceğim değerli arkadaşlar. Burada önemli bazı ipuçları var. Ya da dersimizin, evet, kitabımızın başına bir bakalım şimdi. Evet, bakın burada havartu kitabımızın başında örnek vermiş. Havartu sabahen, sabahleyin ne yaptım? Evet, geldim şeklinde ifade etmiş oluyor. Burada eğer ben munfasıl bir zamir olarak ifade edecek olsaydım, kelimenin başına munfasıl bir zamir getirecek olsaydım, ne getirmem gerekiyordu? Ene getirmem lazım, değil mi? Ene havartu şeklinde ifade etmiş olurdum. Yani şuradaki tu değerli arkadaşlar, fiile bitişen bir zamir olarak nasıl gelmiştir? Evet, fail konumunda merfu olarak gelmiştir. Peki merfu olan munfasılı nasıl gelir? Nasıl ifade edilir? Ene şeklinde gelmiş olur. Peki, vehebna ile suqi. Biz nereye gittik? Çarşıya gittik diyor. Buradaki na bir zamirdir. Fail konumunda, fail olarak ifade ettiğimiz merfu konumunda bir zamirdir. Peki bunu munfasıl olarak ifade edeceğimiz zaman nahnu zehebna şeklinde ifade ederiz, değil mi? Nahnu zehebna, biz gittik şeklinde ifade ederiz. Bakın burada huma haraca derken, haraca kelimesi bir zamirdir. Bunun munfasıl şekli nasıl gelmiştir bakın? Huma şeklinde gelmiştir. O ikisi. Haraca, o ikisi çıktı. Kable kalil, biraz önce çıktı. Al-zuyufu yeclisune. Evet, misafirler ne diyor? Yeclisune, oturuyorlar. Niye yeclisune şeklinde kullandı? Çünkü al-zuyuf kelimesi çoğul bir kelime. Yeclisune kelimesinde de bir zamir şeklinde gelmiş buradaki fail. Peki entum tektubune derken, tektubune kelimesi burada yine vav, buradaki vavul cema'a şeklinde ifade ettiğimiz bir zamirdir. Mahallen merfudur tabi. Fail konumdadır. Mahallen merfudur. Yakraune el Kur'ane el kerime. Onlar diyor Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar. Yakraune kelimesi burada nedir? Vavul cema'a şeklinde gelmiştir. Şimdi sanki bir bazılarınız şunu sorabilir. Hocam, hani fiil başta geldiğinde çekimsiz geliyordu. Hani biz çekimli kullanmıyorduk daima. Evet, müfret müzekker şekliyle kullanıyorduk. Ve öyle biliyorduk, siz bize ilk derste öyle söylemiştiniz. Evet, öyle söylemiştim ama eksik anlamışsınız değerli arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız, öğrencimiz bunu soruyor. Tekrar edeyim burada. Bakın, eğer fiilimiz, değerli arkadaşlar şuraya yazayım. Failimiz, daha doğrusu failimiz açık bir isim olarak geliyorsa, o takdirde fiil başta daima müfret şekliyle kullanılır. Mesela diyelim ki zehebe kelimesi. Zehebe dedikten sonra zehebe talibu şeklinde de kullanabilirim. Zehebe attalibani şeklinde de kullanabilirim. Zehebe attalibani. Zehebe attullabu şeklinde de ifade edebilirim. Zehebettullâbu. Peki, bakın. Birisinde fail müfret talip kelimesi, ikincisinde müfennâ, üçüncüsünde çoğul olarak gelmiş. Hepsine zehebe kullanmışım. Yani burada şöyle kullanamam. Zehebettâlibu tamam ama zehebettâlibâni diyemem. Hocam niye diyemiyorum? Çünkü zehebâ dersem,
Vehebâ'nın faili elif olur orada. Peki attalibâni ne olacak? O da fail olur. İki tane fail olur mu bir fiilin? Hayır, asla olamaz. Bir fiilin iki tane faili olamaz değerli arkadaşlar. Bir fiilin sadece bir tane faili olur. Peki hocam bu fiili iki kişi yapmışsa ne olacak? O zaman vavla ayıracağım. Vehebattalibâni, vehebattalibâni ve attalibetü derim mesela. Evet, iki erkek öğrenciyle kız öğrenci ne yaptı? Gitti, bir vavla ayırıyorum. Bu yine fail olmaz. Attalibetü kelimesi yine fail olmaz. Vav'dan sonra geldiği için biz buna matuf deriz. İleriki derslerimizde görmüş olacağız inşallah. Peki hocam bu zehebe başa gelmeyip de mesela diyelim ki affedersiniz buradaki attalib kelimesi başa gelmeyecekse şayet bu şekilde gelmeyecekse o zaman yani açık bir şekilde gelmeyecekse o zaman biz bunun çekimini başta kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabiliriz. Mesela zehebe ile el medrese diye bildiğimiz gibi zeheba ile el medrese şeklinde de kullanabiliriz. Bakın failimiz açık bir isim olarak gelmemiş. Zehebu evet ile el medrese şeklinde de ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Şimdi anlaşıldı mı? Demek ki fiilimiz başta çekimli olabilir. Ama ne şartla kendisinden sonra failimiz açık bir isim olarak gelmemişse. Açık bir isim zamir değil de açık bir isim olarak gelmemişse o zaman çekimli şekilde de kullanabilir tabii. Vehebe o ikisi gitti. Nereye? İlerme derse okula gitti. Vehebu onlar gittiler. Nereye? İşte buradaki vehebu'daki vav ya da vehebadaki elif nedir? Zamirdir. Peki vehebede hocam fail nerede? Gizlidir. Nedir o? Huvedir. Vehebe ilerme derse. O okula gitti manasını ifade etmiş oluyor. Peki şimdi kaide kısmına bir bakalım. Zamair raf'il muttasile bil ef'al. Fiillere bitişmiş olan muttasıl zamirler. Hangileriymiş? Etta'ul muteharrike. Harekeli te. Ketebtu, ketebti, ketebte. Değil mi? Ketebtume, ketebtum, ketebtunne. Bunların hepsi bu kısma girmiş oluyor. Etta'ul muteharrike. Harekeli te. Elif'ul ifneyn. Yine keteba ya da yektubani. Bu arada şunu söyleyeyim. Etta'il müteharrike harekeli te sadece bu zamir sadece mazi fiiller için kullanılır. Halbuki elif-ül ifneyn hem mazi için kullanılır. Keteba da elif-ül ifneyn'dir. Yektubani hem muzari için kullanılır hem de emirler için de kullanılabilir değerli arkadaşlar. Mesela uktube diyeceğim. Uktube. Siz ikiniz yazın derken değerli arkadaşlar. Bu sonundaki elif elif-ül ifneyn'dir. Fail konumundadır. Demek ki bu elif-ül ifneyn hem mazi hem muzari hem de emirlere birleşen birer fail konumunda zamirdir. Vavul cema'a. Çoğul vavu. Yine hem mazi için kullanılıyor. Ketebu onlar yazdı. Yektubune onlar yazıyor. Ya da uktubu derken değerli arkadaşlar. Onlar sizler yazın manasında. Uktubu sizler yazın anlamını ifade eder. Buradaki vav nedir? Vav burada vavul cema'a anlamını ifade eden bir zamirdir. Fail konumunda bir zamirdir. Ya'il muhataba. Sadece ve sadece muzariler ve emirler için gelir. Ne için gelmez? Mazi fiiller için ya'il muhataba gelemez derler arkadaşlar. Tektubine ya da uktubi deriz. Uktubi ne demek? Uktubi, evet yaz. Şeklinde şurayı güzelce ne yazayım tekrar. Evet. Uktubi, sen yaz. Sen kim? Sen hanım olarak yaz şeklinde ifade ediyoruz. Uktubi şeklinde ifade ederiz. Peki buradaki ye yani şuradaki ye değerli arkadaşlar ya'il muhataba olarak ifade edeceğimiz bir zamirdir. İnşallah bu emirlerle alakalı konuyu sonraki derslerimizde göreceğiz. Nunun nisve. Nunun nisve değerli arkadaşlar müenneslik nunu. Yani kadınlar için kullanılan bir nun. Kadınlar çoğul nunu yani. Yektubne ya da ketebne. Hem mazi hem muzari hem de için emir için kullanılır. Yektubne o hanımlar yazıyor. Ketebne o hanımlar yazdı. Ya da uktubne dersek şayet değerli arkadaşlar. Uktubne siz hanımlar yazınız manasını ifade etmiş oluyoruz. Uktubne. Sonra na bir de el fa'ilin. Yani fail anlamını taşıyan bina vardır. O da sadece ve sadece mazi fiil için kullanılır. Ketebna biz yazdık anlamını ifade etmiş olacak değerli arkadaşlar. Demek ki mazilerin kullandığı, mazi fiillerin kullandığı zamir ta'il muteharrike ile na'il fa'ilin. Peki mazilerin kullanmadığı zamir ise ya'il muhatabadır. Tamam mı? Mazinin kullanmadığı zamir ya'il muhatabadır. Kullanmadığı, kullanamaz. Onu sadece muzari ve emirler de kullanırız. Peki
Ne diyor burada? اِذَا اتَّصَلَتِ الْاَفْعَالُ Şayet fiiller birleşirse. Gelirse ya da. بِضَمَائِرِ الرَّفْعِ Bu merfu zamirlerle birleşirse. Niye merfu diyoruz? Çünkü cümlede fail olarak geliyor. تَكُونُ الضَّمَائِرُ Bu zamirler olur. Ne olur? فِي مَحَلِّ رَفْعٍ فَاِلًا Fail, merfu, mahallen merfu şeklinde ifade etmiş oluruz diye söylüyor kitabımız. Güzel. Şimdi, عَيِّنْ diyor göster. ضَمَائِرِ الرَّفْعِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْاَفْعَالِ الصَّحِيحَةِ Fiillere, sahih olan fiillere birleşmiş olan merfu muttası zamirleri gösteriniz. Bakalım اَرُّكَّابُ نَزَلُوا derken buradaki نَزَلُوا'daki vav vav-ül cema'dır değil mi? Peki. اَلْاُسْتَاذَانِ سَأَلَى İki hoca sordu diyor. الطالبة öğrenciye sordular. عَنْ بَلَدِهِ şehrini sordular. Şimdi bazen arkadaşlarımız karıştırıyor. Şuradaki elifi de اَلْاُسْتَاذَانِ'deki elifi de karıştırıyorlar. Değerli arkadaşlar buradaki elif zamir değil. Peki nedir hocam o elif? O elif merfu olduğunu gösteren bir eliftir. Yani merfu olduğunda el-üstâzâni diyoruz. Mansup ya da mecrur olursa el-üstâzeyni diyoruz. Hatırladınız mı? Aynen. Peki hocam niye burada el-üstâzâni gelmiş? Müpteda olduğu için cümleye isimle başladığımız için müpteda olmuş. O zaman el-üstâzâni diyeceğiz. Başka bir için gelmemiş yani. Başka bir şey için gelmemiş bu. Peki yani bir zamir değil. Onu karıştırmıyoruz. Peki se'ele derken değerli arkadaşlar se'ele fiiline bitişen bir zamir vardır bakın burada. Se'ele o ikisi sordu. Bu elife ne diyoruz? Eliful ifneyn diyoruz. Eliful ifneyn. Evet, ikil elifidir şeklinde ifade ediyoruz. Sonra ezzairatu ziyaret eden kadınlardan bahsediyoruz. Yelbesne. Şuradaki nun, değil mi? Yelbesne giyiyorlar. Bununla ne diyoruz? Fail olarak gelmiş olan bununla nunin nisveh diyoruz. Kadınlar için kullanılmış olan bir nundur. Melabisen, melabise nazifeten. Temiz elbiseler giydiler. Ezzairat burada ziyaretçi de denebilir ya da yolcular anlamında da kullanılıyor değerli arkadaşlar. Peki el evladu çocuklar yescudune secde ediyorlar. Peki yescudune'deki vav nedir değerli arkadaşlar? Vavul cema'dır. Vav el cema'a çokluk vavu. Yescudune lillah Allah'a secde ediyorlar. At-tabibani iki doktor. Buradaki elif zamir mi? Asla. Neden? Çünkü buradaki elif fiile bitişmiş bir zamir değil. İsme bitişmiş ve merfu olduğunu gösteren değil mi? Merfuluk işareti olarak gelmiş olan yani müpteda olduğu için gelmiş olan hatta attabibeyni şeklinde gelemez. Attabibeyni şeklinde gelecek. Kara e derken buradaki elif. Burada iki tane elif olduğu için böyle a diye uzatıyoruz. Tek bir elif şeklinde yazıyoruz. Kara e as-sahifete. Nedir buradaki elif? Eliful ifneyn şeklinde ifade etmiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Eliful ifneyn. El-Hüccacu hacılar, raca'u döndüler. Buradaki raca'u'daki vav, evet vav'ul cema'dır. Nereye döndüler? İşte ila biladihim, şehirlerine döndüler. Buradaki him nedir? Bu muttasıl isimlere birleşen zamirlerdir değil mi? Buradaki him kelimesi. Şehirlerine döndüler. Mudafun leyhtir burada. Peki hocam, burayı bir irab yapacak olsak, el-Hüccacu müptedadır. Raca'u ila biladihim cümlesinin tamamı haberdir. Haberin çeşitlerinde inşallah bu kısmı da görmüş olacağız. Raca'u'daki vav faildir. İla bir harfi cerdir. Biladi kelimesi mecrur bir kelimedir. İladan dolayı him ise mudafun ileyhtir. Mahallen mecrurdur tabi. El muvazzafune görevliler diyor. Yezhebune gidiyorlar. İla bil ila a'malihim işlerine gidiyorlar. El muvazzafune'daki vav zamir mi? Asla. Oradaki sadece merfu olduğu için gelmiş olan bir vavdır. Peki yani cemi müzekker salim için kullanılmış olan yezhebune kelimesi ise burada değerli arkadaşlar nedir? Vav'ul cema'dır. Vav el cema'ah. Çokluk vav'ı. Aman karıştırmayalım. Buradaki vav'la buradaki vav'ı karıştırmayalım. İle a'malihim. Evet işlerine gidiyorlar şeklinde. Buradaki him de yine isimlere birleşmiş olan mudafun ileyh şeklinde gelmiş olan bir zamirdir. Qara'tu kitaben bir kitap okudum. Cediden yeni bir kitap okudum. El yevme bugün yeni bir kitap okudum. Buradaki tu kelimesi التائل متحركة dediğimiz التاء المتحركة harekeli T şeklinde ifade ettiğimiz bir zamirdir. Tu, te, ti, tuma, tum, tunna. Bunların hepsine biz التائل متحركة diyoruz. İnneki tezhebine. Sen diyor gidiyorsun. Tezhebine'deki buradaki ye değerli arkadaşlar muhataba yası değil mi? Tezhebine. Kim gidiyor? Sen yani hanım olarak sen gidiyorsun. İlel beyti eve gidiyorsun. Tezhebine'deki ye ya'il muhataba şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Muhatabe.
Peki değerli arkadaşlar. İbn el-Ferah bi vada'il fi'lil münasib diyor. Boşluğu uygun bir fiille doldur. Mimma beynel kavseyn parantez arasındaki kelimelerden. El-vüzara'u sâferu ila Mısır. Bakanlar Mısır'a yolculuk yaptılar diyor. Niye sâferu kelimesini kullandı? Çünkü vüzara kelimesi çoğul bir kelimedir. Sâferu kelimesini kullandı. Peki el-âmilâni iki işçi. İki işçi nedir? Terakâ deriz. Bakın bu terakâ'yı kullanırız. Neden? Çünkü iki işçiyi ifade etmiş olan burada bir elif şeklinde. Elif-ül ifneyn gelmiş değerli arkadaşlar. Fail burada elif-ül ifneyn'dir. Amelehume, evet işlerini bıraktılar diyor. Terk ettiler. Fil masnai fabrikadaki işlerini terk ettiler. El mendubune. Evet mendub burada üye anlamına da geliyor. El mendubune üyeler. Ne deriz? Hadara mı? Hadara mı? Hadaru mu? Hocam elbette ki hadaru deriz. Artık bu vavun, vavul cema'a çokluk vavu olduğunu ve kendisinden önceki kelimeye uygun bir şekilde gelmesi gerektiğini anladık. Güzel, ben de çok sevindim buna. El-velidani, iki çocuk diyor. İki baba. El-velidani olsaydı iki çocuk olurdu. El-velidani uzatıyorsak bu takdirde iki anne baba demek daha doğrusu. El-velidani, anne baba. Ta'amehuma, yemeklerini. Ye'kulani deriz. Ye'kulani. Yemektedirler. Ta'amehuma yemeklerini yemektedirler. Peki el-muvazzafune görevliler nedir? Talebu şeklinde ifade ederiz. İstediler. Ziyadeter ratibi, evet maaşın artırılmasını istediler şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Peki. Sonra el-muhendisune mühendisler diyor. Mühendisler çoğul müzekkeller için kullanılmış değil mi? O zaman ne deriz? Rakibu şeklinde ifade etmiş oluruz. El muhendisuna rakibu es-seyyarete. Arabaya bindiler. Peki rakibu'daki vav faildir. Es-seyyarete ise mef'ulun bih şeklinde gelmiş bir isimdir. El-benâtu kızlar. Müfredi bint kelimesi değil mi? El-benâtu ne derim? Şekarne. Evet teşekkür ettiler. El-valide babaya teşekkür ettiler. Al-hedayel cemile. Güzel hediyeler için babaya teşekkür ettiler. As-sibiyanu. Sabi kelimesinin çoğulu sıbyan şeklinde gelmiş değerli arkadaşlar. Bu müfenna bir kelime değildir. Bak çoğul bir kelimedir. Hocam peki nasıl anladık müfenna olmadığını? Sonunda elif ve nun var böyle. Arkadaşlar elif ve nun olduğunda nunun harekesi kesre olacaktı değil mi? Yani kelimeyi tanımasak bile o sonundakinin kesre olması gerekir. Kalemani şeklinde olacaktı değil mi? Burada öyle değil. Asıbyanu dediğine göre buradaki çoğul, cem'i teksir dediğimiz bir kelimedir. Asıbyanu o zaman rakavu deriz. Koştular, çocuklar koştular. Sabi kelimesinin çoğulu. Fi sahatil mel'abi, oyun sahasında koştular şeklinde ifade ediyoruz. As-sahafi yani iki gazeteci nedir? İstakbele karşıladılar. El-vezira bakanı karşıladılar şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Bakın, as-sahafi yani iki kişiyi ifade ediyor. İstakbele da yine uygun bir şekilde gelmiş. Buradaki elif, elif-ül ifneyindir. İmle-i farag, boşluğu doldur diyor. Bir fiilin sahihin kema fil misal. Uygun bir fiille doldur. Bakalım. Hunne yezheb ne deriz? Bakın hunne'ye uygun bir şekilde gelmiş. Yezheb ne ilel mektebeti. Onlar kütüphaneye gidiyorlar. Peki el müderrisani el haflel hitami. El haflel hitami evet mezuniyet töreni diyebiliriz. Lil camiati. Üniversitenin mezuniyet törenine iki öğretmen katılıyorlar diyelim. Ya da katıldılar diyelim. El-müderrisani ne deriz? İşterake. Değil mi? İşterake. Bu sondaki elif, elif-ül ifneyn şeklinde gelmiş bir zamirdir. Fail konumunda bir zamirdir. İşterake. En-nâşirûne, yayıncılar. Mecelleten, cedîdeten. Yeni bir dergi. Ne yaptılar? Yeni bir dergi mesela neşrettiler. En-nâşirûne, neşerû diyelim. Neşerû, neşrettiler. Mecelleten cedideten yeni bir gazete, yeni bir dergi neşrettiler. Eşşurtiyyune, polisler. Ala ma'lumatin cedideten, yeni bilgilere. Bu ala ile kullanılan bir fiil var değerli arkadaşlar. O da hasale fiilidir. Hasalu şeklinde ifade edebiliriz. Hasalu, elde ettiler ala. Peki hocam yahsulune diyemez miyim? O da diyebiliriz tabi. Yahsulune ala ma'lumatin cedideten diyebiliriz. Mazi ya da muzariye kullanabiliriz. El-fellahune, evet şeyler, çiftçiler, ila buyutihim, evlerine, yarci'une diyelim bu sefer de. Yarci'une ne demek? Dönüyorlar.
Yarci'une dönüyorlar. Yarci'u döndü demekti. Dönüyor demekti. Yarci'une ila buyutihim. Evlerine dönüyorlar. Vavul cema'a kullandım bakın. Çünkü el fellahune kelimesi çoğul olarak gelmiş. Entunne sizler surete Yasin. Yasin suresini okudunuz diyelim. Ya da okuyorsunuz. Evet, nasıl deriz? Okudunuz. Qara tunne deriz değil mi? Qara tunne okudunuz. Peki sizler okuyorsunuz diyeceğiz. Takra'ne şeklinde ifade etmiş oluruz. Enti ma'zemilatiki. Siz sen diyor. Enti sen hanımıma. Ne yapıyorsun? Ma'zemilatiki arkadaşlarınla ne diyelim? Celesti oturdun. Celesti oturdun. Peki oturuyorsun diyecek olsak teclisine deriz değil mi? Teclisine oturuyorsun. Ma'zemilatiki. Birisinde ta'il müteharrike geldi. Öbürüsünde ise teclisine ya'il muhataba şeklinde gelmiş olduğu. En-nuvvabu yani milletvekillerinden bahsediyor. El-iştema toplantıya ne yaptılar? Terk ettiler diyelim mesela. En-nuvvabu teraku deriz. Ya da yetrukune şeklinde ifade ederiz değerli arkadaşlar. Bak her ikisine de vavul cema'a şeklinde gelmiş oldu. Hum alel yetimi. Evet. Hum onlar. Alel yetim. Yetime ne yaptılar değerli arkadaşlar? Mesela kefelu diyelim. Kefil oldular. Alel yetim. Onlar yetime kefil oldular şeklinde ifade ediyoruz değerli arkadaşlar. Peki. Sonra istebdil ma beynel kavseyn. İki parantez arasındaki evet şeyi değiştir diyor. Bi zamair raf'il muttasile kema fil misaleyn. İki örnekte olduğu gibi muttasıl merfu zamirlerle birleştir değiştiriniz diyor. Vasale geldi. Hum munfasıl zamirlerden onlar demekti değil mi? Şahıs zamirleri. Hum onlar. Qabla zuhur. Öğleden önce. Peki ne deriz? Vasalu deriz değil mi? Vasalu qabla zuhri. Onlar öğleden önce ne yaptılar? Ulaştılar. Yahzuru el musafiruna diyorsak şayet, yolcular diyeceksek şayet, yahzuruna şeklinde ifade edecektik. Yani şu parantez arasındaki kelimeleri fiile birleşen bir zamir şeklinde kullanacağız. Gayet güzel bir alıştırma. Bu alıştırmaları yaparken önce kendiniz yapmayı deneyin. Sonra buradan değerli arkadaşlar sağlamasını yapmış olursunuz. Nezeler rakibani diyor. Bakın rakibani iki yolcu. Peki iki yolcuyu biz zamir olarak nasıl kullanırız? Nezele deriz. Nezele minat dairati. İkisi ne yaptılar? Uçaktan indiler. Zehebe, evet gitti. Nahnu, biz demek için. Biz gittik demek için değerli arkadaşlar. Zehebna deriz. Zehebna ila şatil bahr. Biz evet sahile gittik şeklinde ifade ediyoruz. Sefara, evet sefara yolculuk yaptı. Ene, ben. Peki ben yolculuk yaptım diyeceğim. Sefartu derim değil mi? Sefartu ila el medinetil münevvara. Medine-i Münevvere'ye yolculuk yaptım şeklinde ifade ederiz. Sonra tenzilu attairatani. İki uçak ne yapıyor? İniyor. Attairatani kelimesi iki olduğuna göre tenzilani deriz. Tenzilani fi ardil matar şeklinde ifade ederiz. Artık attairatani'yi kullanmayız değil mi? Çünkü fail zaten gelmiş elif olarak. Attairatani'yi tekrar kullanmamız mümkün değil. Yedfa'ul muslimune zekate. Müslümanlar zekatı ödüyor. El muslimune kelimesini zamir olarak kullanacaksam yedfa'une derim ez zekate. Zekatı ödüyorlar. El muslimun kelimesi artık zamir olarak kullanılmış. Yecma'u topluyor. Entum sizler topluyorsunuz diyeceğiz. El ezhara. Evet çiçekleri topluyor. O zaman entum dediğimize göre entum tecma'une deriz değil mi? Tecma'une. Tecma'une el ezhara. Sizler çiçekleri topluyorsunuz. Ya'melu el hadimune. İşçiler ne yapıyor? Çalışıyor. Ya da işte hizmetçiler. Tulen nehari gün boyu. Ne deriz? Evet, el hadimune kelimesi onlar olduğuna göre ya'melune şeklinde ifade ederiz. Ya'melune tulen nehari şeklinde söyleriz. Zekere zikretti. Nahnu biz dediğimize göre biz zikrediyoruz, zikrettik diyeceğiz. Zekarne. ذَكَرْنَ اللّٰهَ كَث۪يرًا Allah'ı çokça zikrettik şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Peki. حَوِّلِ الْجُمَلِ الْفِعْلِيَ اِلَى جُمَلٍ اِسْمِيَةٍ كَمَا فِي الْمِثَالِ Evet, fiil cümlelerini isim cümlelerine dönüştünüz diyor.
Arkadaşlar bir fiil cümlesini isim cümlesine nasıl dönüştürürüz? Gayet kolay. Biri fiille başlayan bir cümledir. Faili fiilden sonra gelmiştir. İsim cümlesine başlamak için ne yaparız? Faili fiilin önüne geçiririz. Peki hocam fail fiilin önüne geçti mi ne oluyordu? Aynen müpteda oluyor değil mi? Müpteda oluyor. Çünkü isim cümleye isimle başlarsak müpteda olur. Başka çıkar yolu yok. Dolayısıyla yedhebu şebab bizim Türkçe'de değerli arkadaşlar her ikisine de biz özne diyoruz aslında. Bu eşebab kelimesi de öznedir. Eşebabu kelimesi buradaki eşebabu kelimesi de öznedir. Ama Arapça'da birine biz fail diyoruz. Diğerine ise müpteda diyoruz. Fiil cümlesinde gelmiş ise özne faildir. İsim cümlesinde gelmiş ise müptedadır. Peki bu müptedanın haberi nerede? Buradaki fiil cümlesinin tamamı nedir? Haberi şeklinde gelmiştir. Onu inşallah haberin çeşitleri konusunda tekrar bir daha görmüş olacağız. Peki hocam ne yapıyoruz? Neye dikkat ediyoruz burada? Bize bir ipucu verir misin? Tabii ki. Niye vermeyeyim? Şimdi buradaki fail değerli arkadaşlar bakın çoğul olduğu halde fiilimiz başta müfret müzekker olarak kullanılmış. Halbuki eşşebâbu kelimesi başa geçince yelhebûne kelimesi buna uymak zorundadır. Yani çünkü haber cümle şeklinde geldiğinde kendisi hatırlarsanız haber müptedaya cinsiyet ve sayı bakımından uyması gerekiyordu. Burada da buna uymuş olması gerekiyor. Bakın burada tektubu attalibâtu diyor. Attalibâtu kelimesi çoğul olduğu halde tektubu müfret müennes şeklinde gelmiş. Bakın müfret olarak gelmiş. Peki burayı biz attalibâtu'yu başa alacak olsak attalibâtu diyecek olsak burası yektubne şeklinde ifade edilmiş olur. Yektubne el vacibatil menziliyete şeklinde ifade ederiz. Peki el vacibat kelimesi mef'ulun bih'tir. Mef'ulun bih biliyorsunuz cemî müennes salim şeklinde geldiğinde harekesi kesradır. El menziliyete ise onun sıfatıdır. Kendisinden önceki mansup olduğu için bu da mansup olarak fetha şeklinde gelecektir. Bu kesra olarak gelir. Neden? Çünkü cemî müennes salimler mansupluğu kesra ile olur. Yuhsinu ihsan ediyor, iyilik yapıyor demek. El muslimani iki Müslüman ilel fukara fakirlere yardım ediyor. Peki el muslimani ise el muslimani şeklinde başlayacaksan bu cümleye el muslimani evet sonra yuhsinani şeklinde ifade edelim. Yuhsinani ile el fukara fakirlere yardım ediyorlar şeklinde söylerim. Gelelim üçüncü cümlemize. يَرْجِعُ السُّفَرَاءُ اِلَى بِلَادِهِمْ diyor. Sefirler, yani büyükelçiler demek, şehirlerine, ilâ bilâdihim, şehirlerine dönüyorlar. اَسْسُفَرَاءُ ile başlarsam şayet, اَسْسُفَرَاءُ, evet ne derim? يَرْجِعُونَ şeklinde ifade ederim. يَرْجِعُونَ اِلَى بِلَادِهِمْ, şehirlerine dönüyorlar. خَرَجَتْ طُلَّابُ مِنَ الْمُخْتَبَرِ öğrenciler neyden çıktılar? Laboratuvardan çıktılar. Peki attullabu diye başlarsam bu cümleye attullabu evet fiilimizi ona göre uyduracağız. Haracu minel muhtebeli şeklinde ifade ederiz. Attullabu çoğul çünkü. Yedhulul ummalu el masna'a. İşçiler fabrikaya giriyor şeklindeki cümlemizde. El ummalu ile başlarsam cümleye el ummalu yedhulu kelimesinin çekiminde yedhulune şeklinde ifade edelim. Yedhulune el masna'a. Fabrikaya giriyorlar. حصل الفائزون على الجائزة cümlesinde الفائزون diye başlarım. الفائزون حصلوا değil mi? Mazi fiilde حصلوا على الجائزة şeklinde ifade edelim. Bu sonundaki elifin bir hükmü yok değerli arkadaşlar. Karıştırmamak için, bazı kelimelerle karıştırmamak için konmuş bir eliftir. Yani okunmaz o elif. Tamam mı? حصلوا'daki vav'dır aslı olan. ذهب الأطفال إلى الحديقة الجديدة. Öğrenciler ya da daha doğrusu çocuklar yeni bahçeye gittiler diyor. El atfalu'yu başa getirirsem el atfalu zehebu şeklinde ifade ederim. Zehebu ila hadiqatil cedideti. Sonra yenzilus saihani min el qitari. İki turist ya da iki işte yolcu diyelim, turist diyelim burada. Evet, trenden iniyor. Peki nasıl deriz? Es saihani sonra yenzilani deriz. Yenzilani. İniyorlar. Nereden? Minel qitari şeklinde ifade ediyoruz. Peki. Sarrifil ef'al as-sahiha. Evet. Sahih olan fiilleri ne yapınız diyor? Çekimini yapınız. Ma'ad-zamair zamirlerle vel esma-i teliye ve aşağıdaki isimlerle. Bir bakalım nasıl yapacağız bunu? El-üstadü diyor hoca.
فَتَحَ الْكِتَابَ Kitabı açtı. ثُمَّ قَرَأَ الْفَصْلَ الْاَوَّلَ Sonra birinci kısmı okudu. Buradaki fasıl kısım anlamına gelmiş oluyor. Peki el-üstâzetu olunca burası فَتَحَتْ deriz. فَتَحَتْ açtı. الْكِتَابَ ثُمَّ Kitabı açtı. Orası aynısı yazılıyor. El-kitâbe ثُمَّ قَرَأَتْ deriz. Sonra okudu. Neyi okudu? الْفَصْلَ الْاَوَّلَ Yani sadece fiili ne yapıyoruz? Uygun bir şekilde yazıyoruz. El üstadani iki erkek hoca fetaha deriz. El kitabe thumma qara'a deriz. Sonra okudular. El fasl el evvel. El üstadetani iki hanım hoca fetaha ta deriz. Evet, el kitabe thumma qara'a ta deriz. Evet. Ente sen. Bunu nasıl yaparız? Ente fetahta deriz değerli arkadaşlar. Ente fetahta el kitabe thumma qara'a te deriz. Sonra okudun. Neyi okudun? El fasl evvel. Birinci kısmı okudun. Nahnu dersek şayet. Nahnu fetahna deriz. Değil mi? Biz açtık. Nahnu fetahna el kitabe thumma qara'na deriz. Thumma qara'na el fasl evvel. Hum onlar açtılar. Fetahu el kitabe thumma qara'u evet el fasl evvel şeklinde ifade ederiz. Entum فَتَحْتُمْ deriz. أَنْتُمْ فَتَحْتُمْ الْكِتَابَ ثُمَّ قَارَأْتُمْ şeklinde ifade ederiz. ثُمَّ قَارَأْتُمْ الْفَصْلَ الْاَوَّلِ şeklinde ifade ediyoruz değerli arkadaşlar. Peki. الطالبani şeklinde ifade edecekse الطالبani كَتَبَ وَاجِبَاتِهِمَا Bakın burada iki tür zamir var değerli arkadaşlar. Bir, fiile birleşmiş olan fail zamiri var. Bir de isme birleşmiş olan İyilik zamiri var. Değil mi? Muzafun ileyh şeklinde gelmiş olan, isme birleşmiş olan muzafun ileyh şeklinde gelmiş olan zamir var. İki öğrenci diyor. At-talibani ketebe. İki öğrenci yazdı. Neyi yazdı? Vacibatihime. Ödevlerini yazdılar. Peki. Şimdi kız öğrenci yazdı diyeceğiz. Nasıl deriz? At-talibetu ketebet deriz. Değil mi? Şöyle ketebet. Ketebet. Vacibeti ha deriz. Niye ha dedik? Çünkü ketebet attalibe kelimesine bir tek öğrenciye dönmüş oluyor bu. Ketebet vacibe vacibetihe ya da vacibetihe şeklinde de ifade edebiliriz tabii bunu. Burada vacibet kelimesini kullandığına göre biz de ona uygun bir şekilde kullanalım. Ödevler anlamına gelmiş oluyor. Vacibetihe şeklinde ifade ediyoruz. Peki attalibu öğrenci ketebe yazdı. Neyi yazdı? Vacibatihi şeklinde ifade ederiz. Vacibatihi ödevlerini yazdı. Vacibat kelimesi ödevler demek. Hi kelimesi o erkek öğrenciye gitmiş oluyor. At-talibatu kız öğrenciler ketebne deriz. Ketebne yazdılar. Vacibatihinne onlar ne yaptılar? Ödevlerini yazdılar. At-tullabu erkek öğrenciler değil mi? Erkek öğrenciler ne yaptılar? Ketebu deriz. Ketebu yazdılar. Neyi yazdılar? Vacibatihim deriz. Çünkü erkek öğrenciler him ile ifade edilir. Değil mi? Vacibatihim. Nahnu biz. Ketebna. Ketebna biz yazdık. Neyi yazdık? Vacibat. Vacibat kelimesi zaten ödevler demek. Peki bir de na ekliyoruz. Vacibatina. Biz ödevlerimizi yazdık. Şuradaki na ile buradaki na farklı değerli arkadaşlar. Buradaki na fail konumunda olan na'dır. Buradaki na ise isme bitişmiş olan mulafun ileyh anlamında gelen, evet bizlerin anlamına gelen bir na'dır. Hum ketebu. Onlar yazdılar. Vacibatihim şeklinde ifade ederiz. Vacibatihim. Peki entum ketebtum deriz. Entum ketebtum. Evet burada iki tane şey yok. Ketebtum. Sizler yazdınız. Neyi yazdınız? Vacibatikum şeklinde ifade ederiz değerli arkadaşlar. Vacibatikum. Peki gelelim. Es-sa'iqu yerkabu seyyaratehu. Evet şoför arabasına biniyor şeklinde ifade ediyoruz. Burada da bakın yerkabu kelimesinin zamiri huvedir tabii. Yani gizli bir faili vardır. Seyyaratehu kelimesi de es-sa'iq kelimesine dönmüş. Es-sa'iqatu dersek şayet terkabu deriz.
Sa'ikatu o işte müennes olarak ifade ediliyor. Şoför, hanım şoför. Terkabu yani biniyor. Neye biniyor? Seyyarateha deriz. Seyyarateha arabasına biniyor. El mudirani iki müdür yarkabani deriz. İki müdür biniyor. Niye biniyor? Seyyaratehuma. Evet, arabasına, iki arabasına biniyor. El müderrisatu yarkab ne deriz değerli arkadaşlar? Yarkab ne? Biniyorlar. Bakın fiile uygun bir şekilde kullanıyorum. El müderrisatu çoğul olduğuna göre, o hanımlar olduğuna göre yarkab ne diyorum. Peki niye biniyorlar? Seyyaratehunne derim. Onlar arabalarına biniyorlar şeklinde ifade ediyoruz. Seyyaratehunne. El muvazzafune. Evet, memurlar. Yarkabune şeklinde ifade edebiliriz. Yarkabune biniyorlar. Seyyaratehum şeklinde ifade edebiliriz. Onlar arabalarına biniyorlar. Nahnu biz biniyoruz diyeceğiz değerli arkadaşlar. Nahnu narkabu. Bizler biniyoruz. Niye biniyoruz? Seyyaratena. Bizler arabamıza biniyoruz. Hum onlar. Yarkabune. Onlar biniyorlar. Neye biniyorlar? Seyyaratehum. Onlar arabalarına biniyorlar. Entum sizler. Terkabune. Sizler biniyorsunuz. Neye biniyorsunuz? Seyyaratekum. Sizler arabalarınıza biniyorsunuz şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Peki. Devam edelim bakalım. El musafirani yarci'ani ila beledihime cümlesinde yine iki evet yolcu yarci'ani dönüyorlar ila beledihime şehirlerine dönüyorlar cümlesinde at-talibetu olursa tercihu olur. At-talibetu tercihu. İla dedikten sonra ila beledi ha deriz. Ha nereye dönecek? At-talibetu kelimesine dönmüş olacak. Sonra at-talibu yarci'u. Öğrenci ne yapıyor? Dönüyor. Nereye dönüyor? İle beledihi. Bakın burada değerli arkadaşlar bu hima zamiri, ha zamiri, hu zamiri isme bitişmiş mudaf-ı müleh şeklinde gelmiş olan bir zamirdir. Ve neye göre yapıyoruz bu zamiri? Kendisinden önceki dönen isme göre. Yani bu hi nereye gidiyor? At-talib kelimesine gitmiş oluyor. Peki tercihu kelimesinin zamiri nerede? Gizli hiyedir. Yarcihu kelimesinde ise huvedir. At-talibatu kelimesinde. At-talibatu yarci'ne deriz. At-talibatu yarci'ne dönüyorlar. İle beledihinne deriz. Öğrenciler ne yapmaktadır? Şehirlerine dönmektedirler. At-tullabu öğrenciler, yine erkek öğrenciler yarci'une deriz. Yarci'une dönüyorlar. Nereye? İle beledihim deriz. Şehirlerine dönüyorlar. Nahnu narci'u. Biz dönüyoruz. Nereye dönüyoruz? İle beledina. Bizler şehrimize dönüyoruz şeklinde ifade ediyoruz. Sonra hum onlar yarci'une. Onlar dönüyorlar. Nereye? İle beledihim şeklinde ifade ediyoruz. Entum sizler ne deriz? Terci'une. Sizler terci'une dönüyorsunuz. Nereye? İle beledikum şeklinde ifade ediyoruz değerli arkadaşlar. Peki hatırlarsanız biz bu munfasıl zamirleri gösterirken bunlara uygun olan muttasıl zamirleri de göstermiştik. Entum kum oluyor. Ene işte ye oluyor değil mi? Enti ki oluyor. Ente ke oluyor. Yani bunlara isme bitişen zamirleri bundan önceki dersimizde göstermiştik. Peki bakalım parçada ne diyor? İkra il hadifi tali diyor. Aşağıdaki hadis-i şerifi oku. Ve ayyin fihi orada göster. Neyi göster? Damair raf'il muttasilete bil fi'li vel isim. Fiile ve isme birleşen muttasıl merfu zamirleri gösteriniz şeklinde ifade ediyor. An Ebi Hurayrate. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatü vesselam evet neyi gösterin diyordu? Merfu fiillere ve isimlere birleşmiş olan değil mi? Damair raf'il muttasıl bil fi'l. Fiillere birleşmiş olan merfu zamirler ve isimlere birleşmiş olan zamirler. Onlar da mecrur oluyor tabi. An Ebi Hureyre enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem mekkale. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. يقول الله عز وجل
Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Yebne Adem, ey Adem oğlu. Evet, şurayı şöyle tekrar bir daha düzeltelim. Merithtu, ben hastalandım. Tu burada değerli arkadaşlar. Evet, fiile bitişmiş olan nedir? Fiile bitişmiş olan muttasıl merfu zamirdir ve fail konumundadır. Bundan önce var mı bakalım? Evet, bundan önce yok. Peki. Felem ta'udni. Ve beni ne yapmadın? Ziyaret etmedin. Tezurni. Burada fail konumunda merfu bir zamir yok başka değerli arkadaşlar. Zamir var ama fail konumunda değil bunlar. Bunları önümüzdeki ders göreceğiz. Bunlar değerli arkadaşlar mef'ulün bih şeklinde gelmiş olan zamirler olacak. Onları ileride göreceğiz. Şimdilik sadece merithtu kelimesine bakıyoruz. Kale dedi ki, şimdi Allah-u Teala diyor ki ben hastalandım, beni ziyaret etmedin. Haşa, Allah-u Teala hastalanır mı? İşte kul da kıyamet gününde ne yapıyor? Evet, şaşkınlığını ifade ediyor. Diyor ki, Kale ya Rabbi, ey Rabbim, keyfe e'uduke, seni nasıl ziyaret edeyim? Ki ve ente Rabbul İzzeti, sen yüce izzet ve şeref, yüce izzet sahibi olan bir tanrısın, Rabbsın. Dolayısıyla burada e'uduke kelimesi acaba fail konumunda bir zamir midir? Hayır. Onu önümüzdeki ders göreceğiz. Mef'ulün bih konumunda bir zamir olacak bu. Bu fail konumunda değil. Zaten böyle bir fiil, böyle bir zamir görmedik değil mi? Fiile bitişen. Bakın e'udu kelimesi bir fiildir. Böyle bitişen bir fiil, bir zamir görmedik. Ve ente rabbul izze. Bu ente kelimesi de munfasıl zamirlerdendir. Burada istenen bir zamir değil. Feyekulullahu azze ve celle. Cenab-ı Hak diyor ki, eme alimte. Bakın fiile birleşen bir zamir var. Sen bilmedin mi? Enne abdi. Bakın burada değerli arkadaşlar isme bitişen bir zamir var. Abdi benim kulum demek. Abd kelimesi isimdir. Bu isme bitişen zamire biz mulafun ileyh diyoruz. Benim kulum abdi fulanen falanca kulum merida hastalandı da felem te'udhu. Sen onu ziyaret etmedin. Buradaki hu fail konumda bir zamir değildir değil mi? Bunu görmedik böyle. وَلَوْ عُدْتَهُ şayet onu ziyaret etseydin لَوَجَدْتَن۪ي beni bulurdun عِنْدَهُ onun yanında bulurdun. Bakın buradaki hu bakın zamire şey zarfa bitişmiş bir zamirdir. Bakın عِنْدَ kelimesi bir zarftır. Zarflarda isim cinsinden sayılır ve kendisinden sonra gelmiş olan bu kelimeyi mudaf-ı müleh şeklinde almıştır. Peki hocam burada zamirler var onları hiç almadın. Onlar fiile bitişen zamirlerdir ve merfu konumunda değildir bunlar. Çünkü merfu konumunda olan zamirlerden hiç böyle bir şey görmedik değil mi? Ta'yı mutaharrike gördük. Vahul cema'a elif-ül itneyn. Yani fiillerin çekiminde kullandığımız zamirler. Bunlar onlardan değil. Te'udhu, uddehu, vecetteni bunlardan değil. Bunlar önümüzdeki derste göreceğimiz zamir türlerindendir. Ve yekulu der ki yebne Adem. Ey Ademoğlu der. İstat'amtuke. Evet, istat'amtuke. Senden yemek istedim, yiyecek istedim. Bakın buradaki tu, şuradaki tu sadece bir zamirdir. İstat'amtu, ben senden yemek istedim. Ke orada ise, ke ise başka bir zamirdir. Onu görmedik henüz. Buradaki fail konumda bir zamirdir. Felem tut'imni, sen bana yiyecek vermedin. Feyekulu der ki, keyfe ut'imuke. Ya Rabbi seni nasıl yedireyim? Buradaki ke yine fiile bitişen bir zamir olarak gelmiş ama fail konumda değil. Ve ente rabbul izze. Sen izzet ve şeref yüce Allah, yüce Rabbimiz iken ben sana nasıl yiyecek vereyim der. Feyekulu eme alimte. Bakın buradaki te yine fail konumunda bir zamirdir. Sen bilmedin mi enne abdi fulanen falanca kulum. Abdi derken orada ye kelime ye orada bir zarf şey zamirdir. İsme bitişen bir zamirdir. Enne abdi fulanen istat'amake. Falanca kulum senden yemek istedi de felem tut'imhu. Sen ona yiyecek vermedin. Buradaki zamirler değerli arkadaşlar isme bitişmemiş. Fiile bitişmiş ama fiile bitiştiği hali fail konumu değildir. Dolayısıyla bunlara işaret etmiyorum. Ema alimte. Bilmiyor musun? Bilmedin mi? Te burada bir zamir şeklinde gelmiştir. Enneke lev at'amtehu. Şayet sen ona yiyecek verseydin. لَوَجَدْتَ ذَٰلِكَ عِنْد۪ي Bunu benim katımda görürdün. Peki عِنْد۪ي kelimesi yine burada nasıl gelmiştir değerli arkadaşlar? İsme bitişenlerin altını çiziyorum sadece. Evet nasıl gelmiş? İsme bitişen bir zamir olarak gelmiştir. عِنْد kelimesi bir zarftır. İsim cinsindendir ve ona bitişmiş. Diğer zamirler ise ne isme bitişmiş? Evet mudaf-ı müleh şeklinde gelmiş. Ne de fail konumunda fiile bitişmiştir. Hayır ikisi de gelmemiştir.
Ve yekulu der ki Rabbim, Yebne Adem, ey Ademoğlu, istesgaytuke, senden su istedim. Bakın buradaki tu değerli arkadaşlar, fail konumunda bir zamirdir. Zehebtu, ketebtu, celestu gibi istesgaytu yine mazi fiile sonuna gelmiş bir zamirdir. İstesgaytuke, ben senden su istedim. Peki hocam buradaki kef ne? Buradaki kef ileride göreceğimiz bir keftir. Felem teskini, sen bana su vermedin. Feyekulu ey Rabbi, ey Rabbim der. Ve keyfe eskike ve ente Rabbul izzeti. Sen izzet sahibi yüce Allah iken ben sana nasıl şey yapayım, sana su vereyim. Senin böyle bir şeye ihtiyacın yok. Yemeye, içmeye, işte hastalanma gibi bir durum söz konusu olmaz. Feyekulu der ki, eme alimte. Buradaki te kelimesi değerli arkadaşlar yine fail konumdadır. Enne abdi fulanen falanca kulum istesgake, senden yardım istemişti de felem teskihi, evet sen ona ne yapmadın? Sen ona yiyecek vermedin. İçecek vermedin. Buradaki zamirler de yine fail konumunda değildir. Ve lev seqaytehu, şayet ona su vermiş olsaydın, levecette zalika indi, bunu benim katımda görürdün şeklinde ifade ediyor değerli arkadaşlar. Peki değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizde biz fiillere bitişen fail konumundaki muttasıl zamirleri gördük. Bu zamirler aslında belki çoğunuzun daha önce kalıp olarak ezberlemiş olduğu zehebe, zeheba, zehebu, zehebet, zehebeta, zehebne, zehebte, zehebtume, zehebtum, zehebti, zehebtume, zehebtunne, zehebtu, zehebna gibi ya da yedhebu, yedhebani, yedhebune, tedhebu gibi fiillerin sonuna bitişen Elif-ül İthneyn, Vav-ül Cema'a, Nun-ül Nisve, Ya-ül Muhatabe, Na-ül Failin gibi ya da Ta-ül Müteharrike gibi fiillerde değerli, zamirlerde değerli arkadaşlar. Bunlar cümle içerisinde fail konumunda geliyor ve mahallen, tabi zamirler mebni olduğu için mahallen merfu şeklinde olmuş oluyor. Sürçü-i lisan ettiysek affola değerli arkadaşlar. Ders esnasında bazen tabi yoğunluktan dolayı kafamız karışıyor. Başka kafamız başka bir yerdeyken burada başka bir şey söylüyoruz. Yalnız yanlış bir şey yazmış isem bunu lütfen belirtiniz yorumlarda ve bunu düzeltmeye elimizden geldiği kadar gayret edelim. Önümüzdeki ders fiillere bitişen ve daima mansup olarak gelen mef'ulun bih şeklinde ifade edeceğimiz zamirlerle tanışacağız inşallah değerli arkadaşlar. Önümüzdeki ders görüşmek üzere, hepinizi Allah'a emanet ediyorum.